Sevgili yarış severler, 8 Kasım Salı günü Diyarbakır Hipodromu'nda toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve Diyarbakır'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Esther Hill, Yunus Çelik başla 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. 642 426.4 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Bakır Necef İsa Yıldırım'la 6 Kasım günü Diyarbakır'da 426.7 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Sökmen Bey Umut Demir'le 6 Kasım günü Diyarbakır'da 854-427.1 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı 56 güzeli ekranlarımıza geliyor. 6 Kasım günü Yunus Çelik başta çalıştı bu safkan ve çullu olarak yapmış olduğu 213,5'luk kısa düzlük sprintini izliyorsunuz. 7 numaralı Butterfly Girl Burak Bektaş'la 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. 428.9 olan kısa düzlük sprintiyle de İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Germuş Fırtınası arkadaydı. Önde Legend Runner var. 6 Kasım günü Cumali Arda Mayda ile Diyarbakır'da bir kenter yaptı Germuş Fırtınası. 9 numaralı Kayra Lara Yunus Çelik başta 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. 639 400'ü 25.4 oldu. 10 numaralı Nick of Time Mahmut Ünlü ile 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. Bu safka'nın 800'ü 53.5, son 400'ü 26 oldu. 1 numaralı Geyikli Ahmet Hasan Bayar idaresinde 7 Kasım günü çalıştı ve Diyarbakır'da 400'ü 26.9 oldu. 2 numaralı Dark Home, Burak Bektaş da 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. Dark Home'un 1006.2, son 400'ü 26 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz. 3 numaralı erken gelen Nisa, Mahmut Ünlü ile 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41.9, son 400'ü 27.4 oldu. 4 numaralı Hasan Efe Umut Demir 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. 639,5 son 400'ü ise 25.2 oldu. 5 numaralı Pirkan Han Burak Bektaş'la 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. 600'ü 45.2 son 400'ü 28.6 oldu. 6 numaralı Power of Han Yunus Çelik başta 6 Kasım günü Diyarbakır'da yapmış olduğu 851.7 425.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı King Tamer Cumali Arda Mayda ile 7 Kasım günü Diyarbakır'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. Bir numaralı Nitrojen Ahmet Hasan Bayar idaresinde 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda yapmış olduğu 800'ü 59.5, 400'ü 29.7'lik yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Taç Azat İsa Katar'la 7 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda bir kenter yaparak salı günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Çakırcalı Bekir Kabal idaresinde 4 Kasım günü Şanlıurfa Hipodromu'nda çalıştı iç pistte ve 800'ü 1.03.2 432.6 oldu. 6 numaralı İsmail Han Bey, 6 Kasım günü Yunus Çelik başla Diyarbakır'da 429 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza. 7 numaralı son dakika Burhan Sarıdal'la 6 Kasım'da Elazığ'da bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 8 numaralı Ali Bey Ahmet Hasan Bayar idaresinde 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda 430,5 olan kısa düzlük ile geliyor ekranlarınıza. 9 numaralı Nal Kıran 6 Kasım günü Elazığ'da Canertepe idaresinde bir kenter yaparak son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 1 numaralı 4 Nal Bey'i Mehmet Doğan'la 6 Kasım günü Şanlıurfa'da iç pistte sabahın erken saatlerinde 859.5-429.1 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Efe Berk Hüseyin Altun Kılıç idaresinde 6 Kasım günü Elazığ'da çalıştı ve 429 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı oğlum Recep Ahmet Hasan Bayar idaresinde 6 Kasım günü bu Diyarbakır'da çalıştı ve 428.6 oldu. 4 numaralı Kırat'ın Yunus Çelikbaş idaresinde 7 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Tumbul Kavçinoğlu Burhan Sarıdal'la 5 Kasım'da Elazığ'da çalıştı. Bu safkanın 857.8, 400'ü 26.8 oldu. 6 numaralı Cibekoğlu Yunus Çelik başlı 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. Bu safkanın 858 400'ü olan yarış galobunu izliyorsunuz. 7 numaralı Hil Vanlım İsa Katar idaresinde 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda yapmış olduğu 800'ü 1.01, 430.2'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 8 numaralı Remili Kız, Yunus Çelik başta 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı ve 600'ü 429.2 oldu. Öndekilerden dışta 9 numaralı Göktekin oğlu içte aldırmaz var. Arkadan gelen safkansa atik kırandı. 6 Kasım günü Burak Bektaş da Diyarbakır'da bir kenter yaptı Göktekin oğlu. 10 numaralı Şerifa bu safkanda arkadaydı. Önde 1 Mart var. 6 Kasım günü Mahmut Ünlü ile çalıştı. Şu anda dışta arkada kalan Kır Safkan. Diyarbakır'da 600'ü 44.8, 400'ü 29 oldu. 2 numaralı Çelik Mavi Yunus Çelik başta 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. 857.2, 429 oldu. Çelik Mavi bu yarış galobuyla son çalışmasını da tamamladı. 3 numaralı Akdeniz Rüzgarı 7 Kasım günü Umut Demir idaresinde Diyarbakır Hipodromu'nda bir kenter yaparak Salı günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 5 numaralı Uçan Dilber'de Burak Bektaş 7 Kasım günü yine Diyarbakır'da bir kenter yaparak itman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Cinderella Yunus Çelik başlı 6 Kasım günü Diyarbakır'da 859.1-429.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. Arkadan gelen 7 numaralı Atik krandı öndekilerden içte aldırmaz dışta ise 4. koşuda start alan 9 numaralı Göktekin oğlu var. Atik Kırdı'nın 6 Kasım günü Ahmet Hasan Bayarlı 644,5 430 oldu Diyarbakır'da. 8 numaralı aldırmaz ekranlarımıza geliyor. Önde ve içte olan Safkan. Dışta ise 4. koşuda start alan 9 numaralı Göktekinoğlu var. Arkada ise bu koşuda start alan 7 numaralı Atik Gran aldırmaz bir kenterle son çalışmasını tamamladı. 9 numaralı lider Kartal Mahmut Ünlü ile 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. Bu Safkan'ın 800'ü 55.8 son 400'ü 27.9 oldu. 10 numaralı Gediz Kaya Yunus Şelik başla 6 Kasım günü Diyarbakır'da 432.6 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 12 numaralı Altın Kral Cumali Arda Mayda ile 6 Kasım günü Diyarbakır'da 428.6'lık kısa düzlük sprinti ile İtman pistinden ayrıldı. 1 numaralı Baba Nasuhi 5 Kasım'da Muhammed Baran Çakmak idaresinde çalıştı Elazığ'da. Bu safkanın bini 5.2 son 400'ü 26.5 oldu. 2 numaralı çapraz ekranlarınıza geliyor. 6 Kasım günü İsa Katar İdaresi'nde Diyarbakır Hipodromu'nda çalışan bu safkanın 800'ü 53.3 son 400'ü 26.5 oldu. 3 numaralı Articulo Mortis ekranlarımıza geliyor. 6 Kasım'da Yunus Şelik başta Diyarbakır'da çalışan bu safkanın 637,5 son 400'ü 24.7 oldu. 4 numaralı Demented Diyarbakır'da İsa Katar'la 6 Kasım günü çalıştı ve 400'ü 26.5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 5 numaralı Ertuhi Han, Elazığ'da Mehmet Taşkaya ile 2 Kasım'da 641-400'ü 26.7 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 6 numaralı Call Me Champ, Caner ile 6 Kasım günü Elazığ'da bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Act of God ekranlarımıza geliyor. 6 Kasım günü Burak Bektaş'la Diyarbakır'da çalıştı bu safkan. 800'ü 52.5, son 400'ü 26.4 oldu. Sekiz numaralı Mirhat Can ekranlarımıza geliyor. Umut Demir'le 6 Kasım günü Diyarbakır'da 800'ü 51.9, 400'ü 25.6'lık yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Can Sofselim, Selim 6 Kasım günü Doğukan Konuk'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Bini 11.4 son 429 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Dans Adam ekranlarımıza geliyor. Hasan Demirtaş'la 6 Kasım günü Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 855.4 son 400'ü 27.4 oldu. 3 numaralı King Lekov 6 Kasım'da Mehmet Parlak'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 600'ü 42.2, 400'ü 27.4 oldu. 5 numaralı Yarış Prensi Yunus başlı 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. Bu safkanın 800'ü 54.8, 400'ü 26 oldu. 6 numaralı Arengi İsa Katar idaresinde 7 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. 7 numaralı Dejnik Gölü ekranlarımıza geliyor. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştığı 6 Kasım günü Diyarbakır'da 641 41, son 400'ü ise 26.9 oldu. 8 numaralı Islak Kum Hikmet Sarıdal idaresinde 6 Kasım günü Şanlıurfa hipodromunda çalıştı. Bu safkanın 800'ü 55.8, 400'ü 27.8 oldu. İçte önde olan 9 numaralı Nazlıcan gelin Diyarbakır'da İsa Katar'la 6 Kasım günü bir kenter yaptı. Onun dışında arkada olansa Barlık Efe'ydi. 10 numaralı Queen of Maria, Mahmut Ünlü ile 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. Bu safkanın 800'ü 55.2, son 400'ü 27.7 oldu. 1 numaralı Bülent Bıra, Burak Bektaş 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. 800'ü 57.5, son 400'ü 28 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Berkay Fırtınası Yunus Çelik başlı 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. 6 yüzü 42.6, son 4 yüzü 28.4 oldu. 3 numaralı Nurbaşı İsa Yıldırımlı 6 Kasım günü Diyarbakır'da çalıştı. 600'ü 45.2, son 400'ü 29.5 oldu. 4 numaralı Kara Pınar Aslanı ekranlarımıza geliyor. Dıştaydı, İçte ise Akbalık isimli safkan var. 5 Kasım günü Alişen Baharla bu safkan Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. 859.7 400'ü 30.4 oldu. 5 numaralı Elfida ekranlarımıza geliyor. 4 Kasım günü Şanlıurfa'da iç pistte Bekir Kabal idaresinde çalıştı. 800'ü 103.8, son 400'ü 32.4 oldu. 6 numaralı Küçük Miray 6 Kasım günü Ahmet Hasan Bayar idaresinde Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. 600'ü 43.9, son 400'ü 29 oldu. 7 numaralı Al Buhar, Yunus Çelik başlı 6 Kasım günü Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. 600'ü 44.4, son 400'ü 29.6 oldu. 10 numaralı Şeşen Sultanı 6 Kasım günü İsa Katar idaresinde Diyarbakır Hipodromu'nda çalıştı. Bu safkanın 6 yüzü 44.1, son 400'ü ise 29 oldu. 12 numaralı Akolcay 6 Kasım günü Doğukan Konuk'la Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Akolcay'ın 800'ü 1.03, son 4 yüzü 32.6 oldu. Sevgili yarış severler Diyarbakır İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.